Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 2013 Avrupa Uyuşturucu raporunu yayınladı. Merkezi Lizbon'da bulunan kurumun raporuna göre 2013 yılında Avrupa genelinde eroinin yanı sıra kokain ve haşhaş kullanımında düşüş görüldü. Ancak raporun yasal uyuşturucu başlığıyla tanıttığı kimyasal maddelerin gittikçe artan bir ivmeyle yaygınlaştığına dikkat çekildi. Raporda Çin ve Hindistan başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen uyuşturucu niteliğe sahip ilaçların internet üzerinden botanik ilaçlar adı altında serbestçe satıldığı belirtildi. Ev ya da bahçe bitkilerinin bakımı için satıldığı öne sürülen ilaçlar uyuşturucu madde olarak kullanılıyor. Uzmanlar söz konusu ilaçların satışına ve kullanımına engel olacak yasal düzenlemelerin yetersiz olduğu görüşünde. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin Lizbon'daki ofisini ziyaret eden Euronews raporla ilgili bilgi aldı. Büyük Avrupa şehirlerinde tüketicilere sunulan yeni sentetik uyuşturucular artık çok daha fazla önem arz ediyor. Özellikle uyarıcı ilaçların sorunlu kullanımına yol açıyor. Yüksek dozlarda kullanım sağlık açısından son derece tehlikeli. Ayrıca eroin bağımlılarında olduğu gibi sosyal ve ailevi sorunlar da baş gösteriyor. Rapora göre Avrupa Birliği'nde uyuşturucu madde trafiğinin en önemli giriş noktalarının başında İspanya geliyor. Kokain kullanımında da ilk sırada bulunan İngiltere'yi İspanya takip ediyor. Uyuşturucu madde trafiği ve kullanım eğilimleri çok farklı bağlamlarda değerlendirilebilir. Ancak ortada her zaman aynı sorun dikkat çekiyor, halk sağlığı. Mevcut ekonomik bağlamda sağlık harcamalarındaki kesintiler ulusal önleme ve tedavi politikalarının yanı sıra Avrupa'daki sosyal uyumun başarısızlığına da yol açabilir. Tiago Braga Marques, Lisboa, Euronews.